He who conquers Constantinople will have the world. I just woke from a dream. Karga 7 Pictures projeye ilk başladığında bizimle de temas kurdular. Onlara görsel efekt çalışmalarıyla ilgili bir teklif sunduk. Fakat ilk başta projenin bütün post prodüksiyonunu Amerika'da yapacakları için yine Amerika'da olan bir görsel efekt şirketiyle çalışmaya karar verdiler ve o şekilde devam ettiler. Sanırım çekimlerin 3. haftası civarında diğer şirketle bir takım anlaşmazlıklar yaşadıkları için bizimle tekrar temas kurdular. Çekimleri yaptıkları stüdyoda bir toplantı yaptık. İlk toplantımız yaklaşık 5-6 saat sürdü ve 6 bölümde yapılacak bütün görsel efektlerin üzerinden geçerek onları nasıl yapabileceğimizi, ne kadar zamanda yapabileceğimizi, nelerin gerekeceği konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. Böylece işte çekimlerin 4. haftasından itibaren hem setteki görsel efekt süpervizörlüğünü devraldık hem de projenin bütün görsel efektleriyle ilgili çalışmaya başladık. You must not doubt yourself. Now is time to attack. Constantine says, these are my people. I'm not going to leave them. If this is to be the end of the Roman Empire, I will die defending it. İşin ilk geliş aşamasında bir bildiri oldu. Yani böyle bir işin dönem işi olacağı, Netflix'te yayınlanacağı söylendi. Yani bunu tabii duyduktan sonra hepimiz heyecanlandık ekip olarak. Ben de kendim kişisel olarak bir heyecan duydum. Öncelikle herkesin görebileceği dev bir platformda çıkıyor olması, bizim tarihimizi yansıtıyor olması ve dönem işi oluyor olması bizi heyecanlandırdı. Biz ekipçe dönem işinde de çok tecrübeliyiz. Yani Türkiye'deki dönem işlerinin çoğunda ekipçe biz vardık. Bunun için kendimize güvenerek ve heyecanlı bir şekilde girmiş olduk bu işe. Ama tabii kaygılarımız da vardı. Nasıl çekilir, nasıl olur, green box'larda doğru ışık kullanılacak mı, istediğimiz dataları alabilecek miyiz gibi bir sürü kaygılarımız oluyordu. Fakat iş başladıktan sonra, malzemeler bize geldikten sonra bu kaygılarımız yavaş yavaş erimeye başladı. Bu bizim için şu anlama geliyor. İşte hangi plan, hangi lensle çekildiği aramak zorunda kalmıyoruz ya da tahmin etmek zorunda kalmıyoruz. Yaptığımız en iyi işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir Netflix dizisi olarak ve Türkiye'de çekilmiş bir Netflix dizisi olarak ilk defa bize gelen çekimlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk defa Netflix iş yapıyoruz. Yani sonuçta birçok projede çalıştık ama yani buna benzer bu kalitede bir iş. Elle sayılır, yapan çok azdır yani 4-5'i geçmez belki. Özellikle Netflix'te olması, Netflix kalitesinde bir iş olması bizim için de heyecan verici bir konuydu. Bu projeyi genel olarak daha önce Türkiye'de yaptığımız projelerden ayıran birkaç unsur var. Bunların birincisi projenin 6 bölüm ve bitecek olması. Türkiye'de bir dizi yaptığınız zaman bir ön hazırlık yapsanız bile sonrasında mutlaka haftalık düzene dönüyorsunuz ve bir hafta içinde çekimlerin ve görsel efektlerin tamamlanması gerekiyor. Bu da hem planlamayı hem de sonrasındaki yapılan işin kalitesini düşüren bir nokta oluyor. Mecburen bazı şeyleri hızlı çözmek zorunda kalıyorsunuz. Hem bütün dünyaya açılıyor olması, yani çok fazla kitlenin izleyebileceği bir platformda yayınlanıyor olması tabii ki üzerimize bir baskı oluşturuyor. Nasıl bir baskı oluşturuyor? Fotorealistik olması gerekiyor. Gerçekçi gözükmesi gerekiyor. Ve bunu daha fazla gözün görebileceği bir platformda olacağı için daha fazla gözü tatmin etmek gerekiyor açıkçası. Genelde biz Türkiye'de yaptığımız bütün görsel efektli işlerde ortalama 2 gün içinde o bölümün bütün efektlerini yapmak zorunda kalıyoruz ki biliyorsunuz günümüzde Türk dizileri 130-140 dakika yayınlanıyor. Yani 140 dakikalık bir dizinin efektlerini 2 gün içinde tamamlayıp teslim etmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bu projede yaklaşık 40 dakikalık 6 bölümü yapmak için 3 aylık bir vaktimiz vardı. Bu da bölüm başına düşen süreyi ve yapılan efektlerdeki kaliteyi ciddi oranda artırıyor. Ön hazırlık yapma şansımız oluyor. Ön hazırlıktan sonra efekti yaptıktan sonra yayında görmüyorsunuz. Ertesi gün tekrar bakıp yaptığınız efekt üzerine siz de yorum yapabiliyorsunuz. Siz de bir takım değişiklikler yapabiliyorsunuz. Zaman oldukça yaptığınız işi daha fazla mükemmelleştirebiliyorsunuz. Hani daha hızlıdan ziyade daha güzel çıksın olayı vardı bu Optoman'da. Biz üzerinde daha fazla detaylı çalışabiliyoruz. Üzerine daha fazla emek verebiliyoruz. Ve yaptığımız işte ne kadar çok uğraşırsak, ne kadar çok detay eklersek o kadar gerçekçiliği de arttırabiliyoruz. Güzelleştirebiliyoruz da.
gözümüzü de kalibre edebiliyoruz. İşi de kendimizde daha üst seviyelere çıkarabiliyoruz. The Sultan appears determined to make a fight of it, but they must get through these walls first. Now how do you tear them down? These huge walls. Fire! Tell me, Sultan, what is to stop me from cutting off your head and ending this here and now? Yaklaşık bize Mayıs, Haziran gibi geldi Ottoman işi ilk başta. O sırada bir Ar-Ge çalışmasına başladık. İşte referanslar bulduk kendimize. Karşı taraftan da bize briefler geldi. Projeyle ilgili çalışmaya başladığımızda ekip olarak tekrar tarihi yarımadayı ziyaret ettik. Orada yıkılmamış kalmış olan bütün tarihi yerlere baktık. İstanbul'un o günlerde nasıl olduğunu hayal etmeye çalıştık. Sonuçta bir takım bilgiler var, elimizde bir takım doneler var. İşte Ayasofya ya da surlar gibi yerler, hala ayakta kalan kısımlar var, onlara baktık. Ve İstanbul'u o günlerde gerçekten fethedilmesi gereken çok güzel bir şehir olarak göstermek için elimizden geleni yaptık. Bunun için de bir takım ziyaretlerde bulunarak İstanbul'u yeniden keşfettik aslında. Önce bir kafamızda konsept oluşturmaya çalıştık. Buradaki geneller daha önce yaptığımız işlerden biraz daha farklı. Kullandığımız teknik aslında çok her zaman kullanılan taktik. Bir konsepti belirleriz önce. Kabaca modelleri çıkartırız. Bazı yerlerde Matpaint'ten destek alıyoruz. Bize bıraktılar biraz da. Yani yaratıcılık kısmını, işte artistik kısmını daha çok bize bıraktılar. Kafalarında oluşmuş net bir şey yoktu. Şu illa bunun gibi olması gerekiyor değil. Bize birkaç tane fikir verdiler. Bak bu güzel, şu güzel. Siz harmanlayıp bir şeyler sunun bize dedi. Bize alan bıraktılar yani daha çok. Bahsettiğim gibi Türkiye'deki dizileri yaparken vaktiniz olsa yapabileceğiniz bazı görsel efektleri maalesef yönetmene ya da yapımcıya öneremiyorsunuz. Fakat bu işte biz de elimizden gelen en üst düzeyde teknik bilgimizi kullanmak istedik. Bunun için hem mocap hem crowd simulation çalışmaları yaptık. Öncelikli olarak savaş sahnelerinden bahsetmek istiyorum. Teknik anlamda burada gerçekten kendimizi geliştirdiğimiz ve yeni bir şeyler katmaya çalıştığımız sahneler oldu. Uzun bir süreç oldu. Çünkü Türkiye'de aslında ilk kez denenen işlerden biriydi ve bence çok başarılı oldu. Proje boyunca full CG dediğimiz bütün sahneleri bizim yaptığımız, hiçbir çekimin kullanılmadığı sahnelerde 3,5 dakikalık kalabalık animasyonu kullandık. Bu aslında çok büyük bir rakam. 6 bölümlük bir işte bu kadar fazla crowd'un kullanılması çok görülmüş bir olay değil. O yüzden bizi bu projede en zorlayan şey crowd'lar olmuştu. Öncelikle detaylı olarak asker modellemesi gerekiyordu. Bunun için ikonik stüdyolarına giderek 100 kadar kamerayla elimizdeki asker kıyafetlerinin detaylı modellemesi için çekimler yaptık. 3D scanlerini çıkardıktan sonra, rig'lerini yaptıktan sonra bir nevi yazılım süreci oluşturarak ve bu yazılımı kullanarak yapay zeka da diyebiliriz aslında buna, karakterlerin birbirleriyle dövüşmesini, işte önlerine bir engel çıktığı zaman ne yapmaları gerektiğini, bunların hepsinin kodunu girip render aldık. Bu modellemeleri yaptıktan sonra gerekli gördüğümüz elimizde olmayan hareketler için motion capture yaptık. Motion capture yaptığımızda 150 tane klip çektik. Bu 150 klibi de birleştirerek varyasyonlu halde en az 500 tane animasyon klibi olacak şekilde kestik ve bu 500 farklı varyasyonu bütün sistemlerimizde kullandık. Bu sayede adamlarımızın hiçbiri tekrar etmedi. Hepsi birbirinden farklı gözüktü. Bu da aslında sektörde az bulunan bir şey olduğu için aslında bizi öne çıkaran özelliklerden bir tanesiydi. İstediğimiz kadar sayıda askeri, istediğimiz mekanda gerçek hareketlerle, gerçek insan hareketleriyle çoğaltma imkanına kavuştuk. Bu sayede İstanbul'un fethinin öncesindeki bütün savaş sahnelerini tamamen bilgisayarda simüle etmiş olduk. Kalabalık simülasyonunu yaparken tabii çeşitli varyasyonlarla animasyon yapmamız gerekiyordu. Bunları kısımlara ayırdık. Yürüme animasyonları, taarruz animasyonları, silahla darbe animasyonları, darbe alma ve darbe verme animasyonları. Savaş sahnelerinde de göreceğiniz gibi her karakter bağımsız hareket etmekte. Her karakter tamamen kendi savaş hareketini yapmakta. Bu karakterleri yaparken üstüne düşmemiz gereken kısım
karakterlerin görevleriydi. Her göreve göre farklı karakterler modelledik ve bunları kalabalık sistemine koyduk. Elinde kılıç varsa kılıcıyla vurur ya da zırhı varsa zırhıyla kendini korur ya da öldüyse, ölümcül bir darbe aldıysa ölüm hareketiyle yere düşüyor. Bunlar hepsi çok tabii uzun süreçlerde yaptığımız işler ama bence başarılı oldu. Uzun bir süremiz de yoktu açıkçası. Ama yine de çıkan sonuca baktığımız zaman gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un fethinin en önemli noktalarından biri de Fatih'in gemileri karadan yürütmesiydi. Tabii böyle bir şeyi çekmek gerçekten çok zor. Çok büyük bir prodüksiyon gerekiyor. Bu sebeple çekimler başladığında Fatih'in gemileri karadan yürütmesi daha çok tarihçilerin anlatacağı şekilde kurgulanmıştı. Yani işin drama kısmında gemilerin karadan yürütülmesi çok gösterilmeyecekti. Fakat biz sette ve çekimler sırasında yönetmenle konuştuğumuzda o konuda da bir şeyler yapabileceğimizi söyledik. Bununla ilgili bir takım storyboard çalışmaları yaptık birlikte ve bunları nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlattık. Bunun sonucunda tamamen CG oluşturulmuş, yani tamamen bilgisayarda oluşturulmuş Fatih'in gemileri karadan yürütme sahneleri gerçekleştirdik. Dediğim gibi projenin başında yapılması planlanan bir şey değildi. Biz projeye dahil olduktan sonra yapabileceğimizi söylediğimiz için gerçekleştirilmiş bir çalışma oldu. Gemi referanslarını bulduk. Ondan sonra modellerin üzerinden geçtik. Elimizde bazı önceden başladığımız modeller var. Onun üzerinden geçtik. Daha detaylandırdık onu kısacası. Ondan sonra yelken simülasyonları üzerinden kamera açılarını belirledikten sonra ne kadar detaylı sıvı simülasyonu gerekiyor. Bunun üzerinde çalıştık. En sonunda kameralarda ve render setup'ını onayladıktan sonra adam dizme işlemini yaptık en son. İşte kürek çekenler, kadırgaların içinde davul çalanlar falan vardı. My father, he has commanded me to take Constantinople. I promised you your time would come. There are 14 miles of walls to defend, Emperor. The fate of the city is in your hands. The Sultan is convinced he'll conquer the West, just as Alexander conquered the East. Taking Constantinople would be near impossible. Near, but not impossible. Öncelikli olarak Haliç girişine çekilen zincirin dışında olan gemi savaşı sahnesi benim gerçekten çok beğendiğim bir sahne oldu. Cenevizlerden gelen yardım gemilerinin karşısına çıkan Osmanlı gemilerinin onlarla olan savaşını tamamen CG olarak, tamamen bilgisayar ortamında canlandırdık. İçindeki insanları, onların hareketlerini, hatta hani suya düşen insanları bile, işte gemilerin yanmalarını tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirdik. Ve o sahneler tam olarak olan olayları tarihçilerin anlattığı şekilde canlandırdık. Bu sahneler benim çok hoşuma giden sahnelerdi. Bir de İstanbul genellerini ben çok sevdim. İstanbul genelleri, tamamen 3D olarak yaptığımız geneller İstanbul'un o günkü halini çok güzel gösteriyor ve hani o şehri bir imparatorun niçin ele geçirmek istediğini çok iyi gösteren geneller oldular. Benim en çok sevdiğim çalışmalar bu geneller oldu. Bizi en çok zorlayan kısım gece sahneleri oldu. Gece olduğu için kalabalığımızın eline meşaleler tutturmak zorunda kaldık. Bu bizim render süremizi çok uzattı. Herkesin elinde meşaleler var, o meşaleleri ayrı ayırıyoruz, bacakları ayrı ayırıyoruz. Bir hafta 10 gün süren sadece 80-90 karelik bir planın çoğaltmasını yaptık. Bir hafta sürdü mesela. Benim için Mehmet Eksap. Mehmet Eksap'la yaklaşık bir 10 gün kadar uğraştık çünkü. Yani bütün zemini komple maskla ayırmak zorunda kaldık. Çünkü kirlenmiyordu koyu olduğu için. Biraz da uzun plan olduğu için sıkıntılı bir plandı. Ama güzel oldu. Mehmet'in Ayasofya'ya giriş planı. Ayasofya'ya girerken kapı açılıyor ve fethetmiş. Ayasofya ilk girişi yukarıya bakıyor. Ayasofya'nın içini böyle bir gözüyle süzüyor ve içeriye doğru yürüyor. Kamera da oradan havalanarak devam ediyor. Tabii önce track işlemine bakıyoruz, stabilize işlemine bakıyoruz. Sonra 3D'si için test renderlar alınıyor. Yaklaşık 1,5 ay oldu ve hala devam ediyoruz. Ben ara ara tekrar dönüyorum. Thank you.
Tabii ki de uykusuz kaldığımız geceler oldu, sabahladığımız geceler oldu ama yine de bir şekilde yurt dışı standartlarında işler çıkarttık. Bizim bu projede yaptığımız 3D çalışmalar, Kral Simulation çalışmalarına baktığınız zaman dünya standartlarında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünya standartları derken standartımızı eğer bir dizi dünyası standartını ama hani dünyadaki dizilerin standartını koyuyorsak o standartlar en az o standartlarda olduğunu hatta bazı açılardan onlardan daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Bu kaliteyi o dünyaları yapan, o çalışmaları yapan firmaların bütçeleriyle kıyasladığımızda onların çok çok altında bütçelerle bunu yaptığımızda rahatlıkla ekleyebiliriz. Constantine says these are my people. I'm not going to leave them. If this is to be the end of the Roman Empire, I will die defending it. A new age is coming, and it begins tonight.